Esselamu aleyküm değerli öğrencilerim, kıymetli dinleyenlerim, hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Allah'ın izniyle Hz. Muhammed'in, Peygamberimizin hayatını incelemeye, işlemeye devam ediyoruz. Hz. Peygamber'in bir dede olarak nasıl hareket ettiğini, nasıl torunlarıyla ilişkiler sağladığını, onları sevip onları nasıl yetiştirdiğini bir nebze de olsa öğrendik. Bunun elhamdülillah ses kaydını yapmak suretiyle sizlerin önüne getirdik, getirmeye çalıştık. Şimdi de Hz. Muhammed ve ailesinin örnek davranışlarını ele alacağız çocuklar. Şimdi hocam, ya sürekli niye bu kadar detaya iniyoruz? Niye bu kadar detaylı bir öğrenme ve inceleme süreci yaşıyoruz diye sorabilirsiniz. Unutmayın çocuklar, Hz. Muhammed'in kendisi bütün özellikleriyle, hayatının bütün yönleriyle bize örneklik teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ve onu anlatan hadislerde Hz. Muhammed'in bütün davranışlarının bizim için en güzel örnek olduğu, onun davranışlarının hepsini hayatımıza aktarma noktasında sorumlu olduğumuzu belirtiyor. Bunu unutmamamız lazım. Bundan dolayı Hz. Peygamber'in bütün yönlerini en ince ayrıntısına kadar, en hassas noktalara kadar öğreniyoruz. Şimdi Hz. Muhammed'in ailesi içerisindeki davranışlarını öğrenmeden önce nedir hocam bu ailesi içerisindeki örnek davranışları? Onları söyleyelim. Mesela ne zaman mutlu olurdu, ne zaman sıkılırdı, bu sıkıntısını nasıl yansıtırdı, insanlara nasıl davranırdı, misafir geldiği zaman oturması kalkması nasıldı, israf eder miydi, insanlara nasıl konuşurdu, onlarla iletişimi nasıldı gibi konuları teker teker inşallah işleyeceğiz ve bunların örneklerini de vereceğiz çocuklar. Hz. Muhammed'in ailesinde sevinçler ve sıkıntılar nasıl giderilirdi? Bunu da şöyle anlatalım çocuklar. Mesela Hz. Hatice ile Hz. Peygamber'in çocukları olduğu zaman çok sevinmiş, çevresindeki insanlarla paylaşmışlardır. Bayramlarda mesela gidip birbiriyle kucaklaşıp bayramlaşmışlardır. Çünkü bayramlar mutluluk günleridir. Kızı Zeynep'in Ümame isimli çocuğu hastalandığı zaman Hz. Peygamber mesela sık sık onu ziyaret etmiş. Çünkü Peygamberimiz hasta ziyaretlerine çok önem vermiştir ki hele ki bu torunu olduğu zaman daha bir kıymetli biçim haline almıştır. Her yolculuk dönüşünde kızı Fatıma'ya uğramış mesela. Halini, hatırını sormuş. Ama mesela bir yolculuğa çıkacağı zaman da yine Fatıma'ya gitmiştir. Bir yolculuğa çıkacağı zaman Hazreti Fatıma'nın evine gitmiş. Bir yolculuktan döndüğü zaman da Hazreti Fatıma'nın evine uğramıştır. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni çok basit çocuklar. Hazreti Fatıma'nın evi Hazreti Peygamberimizin yol güzergahı üzerinde bulunduğu için Hazreti Peygamber hiçbir zaman ihmal etmemek suretiyle kızı Fatıma'ya uğramıştır. Peygamberimizin tabi üzüntülü ve acı günleri de olmuş. Örneğin ilk çocukları Kasım bebek vefat edince Hazreti Hatice çok ağlamıştır. Çok üzülmüştür. Hazreti Peygamberimiz de eşini teselli etmek için, onun üzüntüsünü paylaşmak amacıyla, "Üzülme, cennette onu emzirecek biri mutlaka vardır." demiştir. Çünkü Hz. Peygamberimizin ilk çocuğu, ilk evladı, ilk erkek çocuğu, özellikle kendi döneminde erkek çocuğu olmayanların dışlandığını düşünürseniz, kendisi açısından çok zor bir dönem olduğunu da takdir edersiniz çocuklar. Yine Hz. Peygamber
evine bir misafir geldiği zaman ona hep güler yüz gösterir ve ikramlarda bulunur. Bir gün bir kadın yanında iki kızıyla birlikte Peygamberimizin evine geliyor. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice ise o kadına 3 tane hurma veriyor. Kadın kızlarına birer hurma verdikten sonra 3. hurmayı da aralarında paylaştırıyor. 3 hurmayı niçin kadına verdiğini soranlara ise Hazreti Ayşe, istedim ki kapıya gelen boş gitmesin diye buyuruyor. Yani evde hurma yok çocuklar, öyle düşünün. Hazreti Peygamber'in zaten ancak kendisine yetecek, kendisini yiyebileceği birkaç tane hurma var, kendisinin eşinin yiyeceği birkaç hurma var. Onu da ama Hazreti Ayşe, ya arkadaş biz bunu yiyelim, kimseye vermeyelim, kimseyle paylaşmayalım diye düşünmüyor. Kendisine misafir gelen bir insana ikram ediyor. Yine Peygamberimiz Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi misafire ikram etsin diyor. Şimdi burada konunun ne kadar hassas olduğunu, misafirin ne kadar değerli olduğunu, bizim başımızın tacı olduğunu, evimize misafir geldiği zaman onu en iyi şekilde ağırlamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor çocuklar. Çünkü misafir dediğin evi bereketlendirir, eve huzur getirir, hoşluk getirir, mutluluk getirir. Tabi hocam bizim eve gelen misafirler böyle değil diyen öğrencilerim olmuştu bir zamanlar. Muhakkak her misafir kötü geldiği andan itibaren kötü devam edemez çocuklar. Biraz da misafiri yönlendirmek, iyi bir noktaya getirmek, güzellikler meydana getirmesini sağlamak da bizim elimizde, unutmayalım. Hazreti Muhammed'in ailesi özellikle mesela israftan kaçınır. Bir gün Peygamberimiz sahabelerden biri abdest alırken suyu israf ettiğini görüyor. Bu israf nedir diye soruyor. Bunun üstüne sahabe de abdestten israf olur mu diye karşılık veriyor. Peygamberimiz evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanma. Çünkü bunun adı israftır diye buyuruyor. Peygamber Efendimizin düşünün akan bir suyun israfının bile Allah katında makul olmayacağını söylediğini görüyoruz. Akan suyun israfı nasıldır? Yani burada bir mecaz var çocuklar, unutmayın. Burada şu söyleniyor kardeşim, su aksa bile, akan deredeki suyla oynasam bile, o suyu kirletsem ve ihtiyacından fazlasıyla, o suyun ihtiyacından fazlasıyla işlerini görsen dahi bu israftır. Çünkü sadece senin değil başka insanların da hakkı vardır diye Peygamber Efendimiz bunu ifade ediyor. Yine Hazreti Peygamberimizin kulağımıza küpe yapmamız gereken önemli sözlerinden biri, en önemli sözlerinden biri, yiyiniz, giyiniz, sadaka veriniz. Fakat bunları yaparken israfa kaçmayınız, kibirlenmeyiniz buyurarak israftan kaçınmamızı önemli bize tavsiye ediyor. Tabi bu tavsiyeye ne kadar uyuyoruz, ne kadar dikkate alıyoruz, bunu da bir iki anekdotla size anlatmak isterim. Hepimiz kendimize yetecek olandan fazlasına göz dikmekte gayet yetenekliyiz. Örneğin bir ayakkabı yetecekken birden fazla ayakkabı alıyoruz. İşte üstümüze başımıza o kışta veya yaz mevsiminde yetecek kadar elbisemiz var olmasına rağmen sürekli üstüne katmak suretiyle israfta bulunuyoruz. Yine yeme noktasında çok ciddi israflarımız var arkadaşlar. Yiyeceğimizden daha fazlasını, yiyebileceğimizden daha fazlasını alıp geri kalanını çöpe atıyoruz. Yemek yapılırken bu böyle, yemek alınırken bu böyle. Bir yere gittiğimizde bize yetecek olandan fazlasını istediğimizde bu böyle. Bunların hepsi israf ve israf İslam dininde
ve insanlık bilincinde çok makul görülen, uygun görülen bir şey değil. Çünkü bugün attığın, bugün ihtiyacından fazlasını alıp bir kenara salladığın, hiç dikkate almadığın o yiyecek, nesne, elbise, her neyse yarın ihtiyaç duyacağın malzemeler haline gelecek. Yani yarınını harcıyoruz, yarınımızdan oluyoruz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle israf konusuna Hazreti Peygamber çok hassas bir şekilde, çok ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. Bu konuda hepimizin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İhtiyacımız birken iki şey almamak lazım. Yiyeceğimiz tatlı birse iki tatlı almamak lazım. Yiyeceğimiz yemek birse iki yemek almamamız lazım. Bunların hepsi yarınımızı harcamamız anlamına geliyor. Ve yarın da yaşanacak hayatlar var. Unutmayın çocuklar. Neyse, konunun önemli noktalarından birine dönmem gerekirse, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evlendikleri zaman maddi durum açısından çok zor şartlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Allah Resulü de mesela sık sık onları ziyaret eder ve elinden geldiğince onlara yardım etmeye çalışır idi. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz, hocam, Hazreti Peygamber bir peygamber olmasına rağmen kızı ve eniştesi, kızı ve damadı nasıl oluyor da zorluk içerisinde, ekonomik yokluk içerisinde bulunuyor? Hazreti Peygamber kendisi de ihtiyacı olandan fazlasını almamış. Böyle bir yetkisi, böyle bir gücü olmasına rağmen daha fazlasına gözü olmamış. Herkese hakkı neyse onu vermiş, kendi hakkı neyse de onu almış biridir. Ha, bize sorarsanız bütün dünyalar onun hakkıdır. Fakat o öyle düşünmemiş, öyle görmemiş. Kendisine bir hurma yetiyorsa bir hurma almış. Çocuğuna bir hurma yetecekse ona bir hurma vermiş. Mal biriktirmemiş, mülk biriktirmemiş. O açıdan Peygamberimizin çocukları zorluk çekmiştir maddi açıdan. Yine Peygamberimizin kızı Zeynep'in çocuğu Ümame sık sık rahatsızlanırdı. Peygamberimiz de sürekli onun evine gider, onu teselli ederdi. Acısını paylaşırdı, derdini paylaşırdı. Yapma, etme, üzülme, Allah büyük, daha iyi olur. Şu an hasta fakat inşallah iyileşeceği anlar da gelir gibisinden kendisine tesellilerde bulunur ve ona desteklerini sunardı. Hazreti Peygamberin yine biliyorsunuz ki Hazreti Halime diye bir süt annesi var. 4 yıl onun yanında kalmış ve Hazreti Halime'ye saygıda hiçbir şekilde kusurda bulunmamıştır. Bir gün daha sonra Hazreti Peygamber 4 yıl sonunda Hazreti Halime'den ayrılınca uzun yıllar aradan geçiyor. Hazreti Peygamber kendisini ziyarete gelen bir kadını görüyor. Bir bakıyor ki Hazreti Halime tabii çok duygulanıyor. Hemen kalkar kalkmaz Peygamberimiz elbisesini seriyor, yere seriyor ve onu kendi yanına oturtuyor. Hazreti Halime'yi yıllarca görmüyor, yıllarca kendisinden haber almıyor. Fakat uzun aradan sonra Hazreti Halime ile karşılaştığı zaman ona karşı çok sıcak, çok olumlu bir tavır sergiliyor. Hatta dediğimiz gibi o sıcakta kendi elbisesini yere sererek onu da kendi yanına oturtuyor. Bu konudan anlayacağımız çocuklar, Hazreti Peygamber'in sevinçleri, sıkıntıları, dertleri paylaştığı, insanlara tavsiyeler verdiği, onlarla, onların dertleriyle ilgilendiği, onlara sürekli Allah'tan duada ve güzel temennilerde bulunduğunu bu konudan anlayacağız, anlamamız gerekiyor. Yine Hazreti Peygamber'in ailesinin ne kadar cömert olduğunu, ellerinde hiçbir şey olmamasına rağmen, ceplerinde hiçbir şey olmamasına rağmen, olmayan malzemeyi en azından, bir tane malzemeleri varsa, bir hurmaları varsa, bir iki hurmaları varsa, iki misafirle paylaştığını, onlara ikramda bulunduklarını görüyoruz. Yine Hazreti Peygamber'in ailesinin özellikle tabi israfa karşı ne kadar hassas olduğunu az önce dile getirdim. Bu konuda ne kadar dikkatli olduklarını, bu konuda
insanlara nasıl bir örnek davranış sergilediklerini görüyoruz çocuklar. Çünkü Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz şunun farkındaydı. Kendi hakkı olan eşyada, kendi hakkı olan malda bir başkasında hakkı var idi. Buna göre davranmak da hem insanlığın hem Müslümanlığın bir gereğiydi. Çocuklar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu günler böyle gitmeyecek. Geleceğiz, sıralarımıza oturacağız, derslerimizi güzelce buralarda işleyeceğiz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet edip sağlıklı günler diliyorum.